sözü açılmışken defaten Van belediyelerindeki işçi ve emekçi kıyımından söz etmiştim. Bugün de Van'da Hak İş ve bağlı sendikaları, konfederasyonlarının eylemleri, etkinlikleri, toplantıları oldu. 817 işçi halen ekmeği için orada mücadele ediyor. Bunlar fazla ve bunlar bankamatik demişti. Fakat diğer taraftan 200'ün üzerinde de belediyelere yeni eleman alımı var. Bakın bunun burada listesi var. Bir konu oldu. 6 aydan fazlaysa bir kişi gösterin demişti Demli Sayın Milletvekili. Ben size isim isim de sayabilirim ama 2019'dan başlayıp 2020-2021 böyle devam ediyor. Burada 100'ün üzerinde kişi var 2019'da 2021 yıllarında beri orada çalışan. Ve yine deniyor ki işten çıkarılanlar gerçek işçi emekçi değil, hepsi yandaş isimler. Açık söyleyeyim, olay iş, aş, emek, ekmek olunca ben meseleye parti, partizan veya yandaş anlayışıyla bakmam. Van'da da her çalışan benim için makbuldür, emekçidir, emeği kutsaldır. Bunları çıkardınız, sadece bir örnek vereceğim. Onların yerine belediyeye aldığınız teröristlerin kardeşleri. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Van'la bir hesap var. Biz bunu anladık yani. Van'la bir hesabınız var. Bilmiyorum bu işçilerle neyin pazarlığını yaptınız ama şimdi bir dur. Geçen hafta burada anlattım tane tane. Bir daha anlatayım ama bu son olsun. Bir daha anlatmayacağım çünkü bu mevzu gerçekten sündü. Birincisi AKP döneminde ya tamam bir sus. AKP döneminde kayyum zamanı dünya kadar yandaş alındı. Bunların her birinin şu an notum yanımda değil ama soyadlarıyla sadece AKP'nin ilçe başkanının yakını olan soyadından İpek Yolu'nda olan 5-6 kişi var. Tek tek biraz sonra listeyi de size gönderebilirim. Size de ayrıca göndereceğim. Bu bir. İkincisi bunların her birisi bankamatik memuru, geliyorlar yatıyorlar, kayyum efendi bunları doldurmuş, AKP ilçe başkanından, AKP il başkanından referansları almış, onların yakınlarını belediyeye doldurmuş. Şimdi biz bunları işten çıkardık, efendim işçi çıkar. Hayır, biz işçiyi işten çıkarmayız. Biz bankamatik memurlarını işten çıkardık, çalışmayanı işten çıkardık bu. Birincisi. İkincisi, geçen hafta dediniz ya hukuksal süreç bitmiş. Hukuksal süreç bitmemiş. Birinci derece mahkemede bitmiş. Henüz yargısal süreç tamamlanmamış ve gerçek anlamda ortada bir yargı kararı da yok. O da iki. Üçüncüsü, biz size buradan söyleyelim. Şimdi belediyelerimize kayyum atandığında haksız, hukuksuz o belediyelerde yıllarca emek verenler, çalışanlar işten çıkarıldığında, halkın iradesi gasp edildiğinde, kayyum atandığında sesini çıkarmayanları şimdi bir telaş sarmış, habire Van Belediyesi iş çıkardı. Hayır, bütün Türkiye duysun. Van Belediyesi de hiçbir belediyemizde alnının teriyle çalışan hiçbir işçi işten çıkarmaz. Ama yan gelip yatan yandaşları, yan gelip yatan bankamatik memurlarını işten çıkardık. Bundan sonra da çıkarırız. Teşekkürler Sayın Koçyiğit. Buyurun. Niye? Bir sataşmada bulunmadı. Sizin söylediklerinize bir cevap getirdi. Size dönük, şahsınıza dönük herhangi bir şey yoktu. Üslup konusunda tamam, bize bırak. Benim iddialarımı bu manada doğru olmadığını, çalışmayanların çıkarıldığını söyledi. Öyle olmadığını ben de belgeleriyle müsaadenizle söylemek istiyorum. Şimdi efendim böyle bir usul yok. Bu sabaha kadar gider. Sataşmadan dolayı söz aldı ve duruma açıklık getirdi kendi penceresinden. Teşekkür ederim. Sayın Usta buyurun. Sağ buyurun. Teşekkür ederim başkanım. Şimdi Sayın Grup Başkan Vekili konuşmasında bir takım iddialarda bulundu. Daha önceki İyi Parti'nin milletvekilimiz Hatibimiz de bu işin böyle olmadığını söyledi. Buna iddialara cevap veriyorum dedi ama kendisi de bir iddiada bulundu. Hepsinin bankamatik memuru olduğunu söyledi. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil. Hepsi bilfiil çalışan insanlarımızdı. Ama
Şimdi iş yapmadıkları için işçi fazla gelmiş olabilir. Onun için çıkartmış olabilirler. Eğer Van Belediyesi çalışıyor olsa personel ihtiyacının farkında olacak ve bu insanları işten çıkartmayacaktı. Maalesef bu insanları işçilerin hakkını bankamatik memuru diyerek yemeye çalışıyorlar. Bu iddiaların hepsinin doğru olmadığını ve asılsız olduğunu tekrar ben de beyan etmek istiyorum. Ayrıca Sayın Vekil'in de bence söz hakkı vardı bu konuda tarafsız davranmanız konusunda. Ben de bir iki cümle söylemek istiyorum. Çünkü onun iddiaları üzerine Sayın Grup Başkan Vekili söz aldı. O iddialarda bulundu. Ben... Sayın Usta, tutumum hakkında bir şeyler söylediğiniz için cevap vermek zorunda, daha doğrusu açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hatip bir sataşmada bulunmadığı müddetçe ona söz hakkı vermem mümkün değil. Siz grup başkan vekilisiniz. Sayın Kavuncu ne zaman söz talep ederse diğer grup başkan vekilleri gibi onlara söz veririm. Fakat burada bir sataşma yok. Yoksa Sayın Türkoğlu'nun söylediğine de Sayın Gülistan Hanım bir açıklama getirecek. Şimdi ben rica ediyorum. Bunun iş tüzükte bana yerini söyleyin, ben de vereyim. Başkanım, ben ne dediğim için sataşma kabul ettim. Bir izah ederim. Bir dakika. Buyurun. Buyurun. Buyurun bir dakika. Onlar da bizim... Lütfen kendi aramızda tartışmayalım. Buyurun Sayın Usta. Teşekkür ediyorum tekrar. Ben açıkçası bir sataşma gördüğüm için Sayın Hatip'e tekrar söz verilmesinin doğru olacağını düşündüm. Bunu ifade etmek istedim. Siz kendi zaviyenizden baktığınızda bir sataşma görmediğinizi söylüyorsunuz. Burada tabii ki takdir meclis başkan vekilinindir. O takdirinize karışmam. Ama burada dinlerken çok açık ve net Gülistan Hanım'ın bir sataşma yaptığını gördüğüm için ben de Hatip'in aslında cevap vermesinin hakkının olduğunu düşündüğümü söyledim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Buyurun. Sadece bir iki tane örnek okumak istiyorum. Hayır, bakalım. Ne için söz istediğinizi şimdi, duyun. Şimdi Sayın Başkan. Açalım, açalım Sayın Koçyiğit'iniz. Şimdi ben bankamatik memuru dedim. Hayır, bankamatik de memuru değil. Orada çalışan işçileri attınız. Hizmet üretemiyorsunuz. Şimdi çalışamıyorsunuz. İşçileri de bahane ediyorsunuz dedi. Bundan iyi sataşma mı olur Sayın Başkanım? Buyurun. Müsaadenizle buyurun. Çok teşekkür yerinizden ediyorum. Yerinizden ve yeni bir sataşmaya meydan vermeden lütfen. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Şimdi AKP Çaldıran Belediye Başkanı'nın kardeşi, kaynı ve dört amcaoğlunu belediyede işe almış. İpek Yolu Kayyımı AKP İpek Yolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan'ın ailesinden Kuşan soy ismiyle 7 kişi, Hanoğlu soy ismiyle anne tarafı 2 kişi, AKP eski milletvekili Osman Nuri Gülaçar'ın ailesinden Gülaçar soy isimli 4 kişi, AKP Tuşba İlçe Başkanı Erdal Baran'ın ailesinden Baran soy isimli 2 kişi, AKP Tuşba eski belediye başkanı Fevzi Özgökçe'nin kızı Müberra Aslan Özgökçe'yi, MHP İl Başkanı Salih Güngör Alp'in oğlu Selim Güngör Alp'i, İpek Yolu buyurun lütfen tamamlayın. MHP İl Başkanı Salih Güngör Alp'in oğlu Selim Güngör Alp'i, İpek Yolu Belediye Başkanı Yardımcısı Yaşin'in oğlu Muhammed Taha Yaşin'i işe almış. Şimdi tablo ortada Sayın Başkan, bu bir. İkincisi, hukuksal süreçte belediyelerin temiz etmesi zorunludur Sayın Başkan. Yani hukuksal olarak kamu
kurumları açılan davaları zorunlu olarak temize götürmek ve son yani karara bağlamak zorundadırlar. Bu bir hukuksal süreçtir ve hukuksal zorunluluktur. Bunu da herhalde bilmiyorlar. Ben bunu da söylemiş olayım. Onun dışında da biz AKP'li de olsa, ekmeği de çalışan, MHP'li de olsa, kim olursa olsun alın teriyle çalışan işçinin ekmeğiyle oynamayız. Ama yan gelip yatan yandaşları da, bankamatik memurlarını da, %70'i kaynaklarının %70'i işçi maaşlarına giden belediyemizin de bu tasarruf hakkı vardır. Her belediye... Teşekkür ederim. Tabii, buyurun. Şimdi Bursa milletvekilimiz herhangi bir parti üzerinden bir yorum yapmıyor. Emekçilerin, işçilerin uğradığı sıkıntılarla ilgili kendisine yoğun olarak yansıyan konuyu ısrarla gündeme getiriyor. Her seferinde de Sayın Grup Başkan Vekili bunu bir emekçi, bir işçi hakkı olmaktan çıkarıp sanki burası DEM belediyesi diye kasıtlı olarak bir işlem yapıldığını söylüyor. Üslubu da her seferinde vekilimize dönüp sen sus, sen otur diyen bir üsluba sahip, bir kere o konuda kendisini eleştiriyor. Şunu açar mısın? Bakın, Van Belediyesi'nden bir işçinin yolladığı mesajı okuyacağım size. Bu genel kurulda herhangi bir milletvekiline bu mesaj geldiğinde bu kurulda oturan hiçbir milletvekilinin buna duyarsız kalma imkan ve ihtimali yok. İsmini de vereyim çünkü kendisi isminin de verilmesini söylemiş. Ali Selçuk Sezer. Buyurun, devam edin lütfen. Çok kıymetli vekilimiz Ali Selçuk Sezer ben. Öncelikle bizlerin sesi olduğunuz için çok çok teşekkür ederiz. Siz Allah yar ve yardımcı olsun. Efendim, aşağıda göndereceğim listede Van Gevaş Belediyesi'nde işe alınan personellerin giriş tarihleri yazmaktadır. Ben 5 yılın üzerindeki çalışan bir personelim. Gevaş ilçesi küçüktür. Geceli gündüzlü çalışmamıza şahittir. Resmiyette de kurum müdürlerimize resmi evraklar ispatımızdır. Sırf kendilerine oy vermedim diye 5 yıllık garaj amiri iken mobbing uygulaması yaparak temizlik işlerine verdiler diye devam ediyor. Bunun gibi onlarca mesaj geliyor. Şimdi çıkarılan işçiler, bunların hepsinin belediyeye girerken giriş kaydı var, çıkarken çıkış kaydı var. Yani bil fiil orada olmuşlar. Bankamatik memuru dediklerinizi ayırın. Ama işlerinde girip çıkanlar da var. Biz nereden olursa olsun AK Partili bir milletvekilinin Teşekkür ederim. Tartışmayı uzatmak istemiyorum ama Burak Bey'in okuduğu metinden de anlıyoruz. Bir takım soy isimlerin birbiriyle... Hayır, Sayın Usta, buyurun derken ne söyleyeceksiniz onu soruyor. İsimleri okudu ve hepsinin AK Partili bir ilçe belediye başkanı veya ilçe başkanlığıyla veya mahalle başkanlarıyla bir takım organik bağları olduğunu iddia etti. Evet. Onu söylemek istiyorum. Soy isimler üzerinden ilçede yaşayan, belki de herkesin birbiriyle akraba olduğu, soy isminin aynı olabildiği ilçelerden bahsediyoruz. Küçük yerlerden bahsediyoruz. Kimin işe gittiği, gitmediği bilinen yerlerden bahsediyoruz. Bu tip iddialarla İnsanların mahkeme süreci de devam ediyormuş, göreceğiz. Bence insanların hukuklarını çiğnemeyelim. Hepsini bankamatik memuru diyerek sınıfsallaştırarak hepsini işten atmak doğru bir davranış değil. O yüzden bu iddiaların doğru olmadığını tekrar söylüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Koç Yiğit, son olarak. Şimdi Sayın Başkan, bir olur, iki olur, üç olur. Birincisi, burada iyi niyet yok. Yani vekilin Van Belediyesi ve Van Belediyesi'ni karalamak için yaptı, Van Belediyelerimiz karalamak için yaptığı kaçıncı konuşma, her birine burada teker teker cevap verir. Ama bir ısrar var. Ya çok açık ve net bir ısrar var. Burada bir samimiyet yok. Biz samimiyetin olmadığını söyledik. Şimdi burada sözleşmenin haklı fesih diye bir şey var Sayın Başkan. Bu nedir? İşverenin güvenini kötüye kullanma, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama, işbaşı yapmama, işi safsaklama, işi yavaşlatmak gibi birçok neden var. Ve bizim belediyelerimiz de bu nedenlere dayanarak sözleşmelerini feshetmişler. Tekrar söylüyoruz. Biz gerçekten çalışan, emeğiyle, alın teriyle çalışan hiçbir işçinin işine son vermeyiz. Ama biz kayyum döneminde nasıl yandaşların, nasıl bankamatik memurların doldurulduğunu biliyoruz. Bir belediyenin gelirinin %70'i personel giderine gider mi? Yasal sınır %30. Buyur. Bu bir hakaret değil Sayın Türkoğlu. İşimizi lütfen bırakın, biz yapalım. Buyurun Sayın Kavuncu. Evet,
İyi niyet hakaret olmayabilir ama iyi niyet şudur. Bu ülkede yaşayan herhangi bir vatandaşın derdini, sıkıntısını bu mecliste gündeme getirmek kötü niyet olarak söylenemez. Bu bir. İki, iyi niyetse kardeşim bununla ilgili bak isim de veriyoruz. Bir sürü de konuyu gündeme getiriyoruz. Çağırırsınız bu işçileri, toplarsınız, oturur, konuşursunuz. Bir daha da bu bize şikayet olarak aksetmez. Bunu yapmıyorsanız ben de buna kötü niyet derim. İyi niyet, kötü niyet üzerinden ne belediye ne ülke yönetilmez. Burada bir realite var. Bir somut örnek var. Bunun üzerinden de gündeme getiriliyor. Bunu iyi niyet ya da kötü niyet mecrasına çekmeye kalkmayın. Gerek Selçuk Türkoğlu, gerek grubumuzdaki her milletvekili kendisine yansıyan vatandaşın her türlü derdini bu mecliste gündeme getirir. Buna da kötü niyet diyen herhangi birisi gerçekten kötü niyet taşıyordur. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Gürsel Erol. Son defa demiştim Sayın Gürsel Hanım.